Erdal Sakız, 43 yaşındaki 3 çocuk babası. Bundan 10 gün önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Önceki gün Sakarya'da ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Tarihsatan bir cinayete kurban gitmişti. Müge Anlı günlerce canlı yayında failin izini sürdü. Kan doğduğuna itiraf, hayatını kaybeden Erdal Sakız'ın arkadaşının eşiyle kızından geldi. Ve katil zanlısı bugün canlı yayında gözaltına alındı. Alacak verecekten bahsediliyor. Büyük ihtimal alacak verecektendir diye tahmin ediyorum. Önce kayıplara karıştı, ardından cesedine ulaşıldı. Yapmadın değil mi oğlum? Yapmadım annem. Yapmadım, Şüphe okları oğlunu gösterirken cinayet itirafı arkadaşının karısından ve kızından geldi. Daha sonra babam Erdal'ı vurdu demiş. 9 Kasım günü Sakarya'daki evinden ayrılan 3 çocuk babası Erdal Sakız'dan uzun bir süre haber alamayan sevgilisi soluğu Müge Anlı da almıştı. 6 yıldır beraber olduğu sevgilisi Nergis Hanım bizim aradığımız Erdal Bey'in abisiyle stüdyomuza gelmişti. Onlar gelince aslında bu adam hala evliymiş. Yani resmi nikahlı evliymiş. Ondan sonra eşi Nurcan Hanım çocuklarıyla beraber aradı. Dediler ki biz aslında Nergis'ten şüpheleniyoruz dediler. Nurcan Hanım'cığım siz ayrılmışsınız Erdal Bey'den ama resmi nikahınız devam ediyor. Acı haberse çok geçmeden geldi. Kayıp vakası cinayet dosyasına döndü. Erdal Sakız kaybının 10. gününde Sakarya Karasu'da ailesinin yaşadığı Kurudere Mahallesi'ne 12 kilometre uzaklıktaki Çamdağ Ormanı'nda öldürülmüş halde bulundu. Şüphe oklarının hedefi sürekli değişti. Hatta husumet yaşadığı oğlu baş şüpheli haline geldi. Giriş kattan merdiven dayamış babasının evine girmiş. Eve giriyor, paraları alıyor, çıkıyor. Evinden para falan almadım. Normal odalara hızlıca bir baktım sonra çıktım. İddiaların odağındaki kişi ne yazık ki 18 yaşındaki oğlu Tuncay. Ama baban da etrafına hep oğlum beni bir gün öldürecek diye anlatıyormuş. Tuncay Sakız babasını öldürmekle suçlanırken gözaltına alınan diğer şüpheliler için şoke eden bir gelişme yaşandı. Yayınımızın hemen arkasından aralarında eşi Nurcan Sakız, oğlu Tuncay Sakız, sevgilisi Nergis de Fındık Tüncer'i arkadaşı Ersin Koç ve eşinin de bulunduğu 7 kişi Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla stüdyomuzdan gözaltına alındılar. Bu durum tamamen komedi yani, başka bir şey değil. Gereken neyse jandarma ekipleri yapsın. Yapmadın değil mi oğlum? Yapmadım annem. Yapmadım, Cinayet itirafı da Erdal Sakız'ı son gören kişinin yani arkadaşı Ersin Koç'un kızından ve karısından geldi. Daha sonra babam Erdal'ı vurdu demiş. Bu rahmetli Erdal Sakız kapımıza geldi. Ben demiş tek bir şey duydum. Sizin gibi esnaf olmaz olsun bu kadar para için mi beni çağırdınız dediğini duymuş. Lale Koç itiraf etti. Diyor ki Erdal 3500 lirayı almak için evimize geldi. Parayı verirken benim elimi tuttu. Beni öpmeye çalıştı. İftira atayım. Ben de buna tepki verip bağırırken kocam Erdal'ı tüfekle vurdu. Cezadan düşmek geçit. Namus davasına çevriyeler. Üzerinde arabanın biliyorsunuz üzerinde 4 tane delik izi var silahla. Onu da araba tarağında süsü vermek için kendisini vurmuş kapının önünde Lale'nin anlattığına göre. Sonra arabayı koymuş arabanın içlerinde sıkmış. Katil zanlısı Ersin Koç ise inkar etmeyi sürdürdü. Neden öldürdünüz? Söylemek zorunda mıyım? Benim kimseye para derdim olmaz.